Türkiyənin gündəmi yenidən belə deyək gərgindir və buna da səbəb Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyə arasında baş verən siyasi gərginlikdir. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatası 1915-ci il hadisələrini erməni soyqırımı kimi, hansı ki ermənilər özləri də bunu qondarma soyqırımı olduğunu bilə-bilə soyqırım kimi dünyaya sırmağa çalışırlar. Bunu deməli tanıyan 296 sayılı qətnaməni qəbul ediblər. Konqresdə bu məsələ işi ilə bağlı müzakirələr ərəfəsində Türkiyənin Vaşinqtondakı səfiri Sərdar Qılıç bildirib ki, qətnamənin Türkiyə ilə Birləşmiş Ştatlar arasında siyasi münasibətlərə xələl gətirəcəyi barədə xəbərdarlıq edib, yəni Konqresi və ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfini. Onu da qeyd edeyim ki, məhz bu qətnamənin qəbul edilməsindən sonra və Nümayəndələr Palatasının Türkiyəyə qarşı sanksiyalar layihəsini qəbul etməsindən sonra, bir daha vurğulayıram, bu layihələri hələ ki Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump imzalamayıb, lakin Nümayəndələr Palatasının belə bir layihələri qəbul etməsi və illərdir Türkiyəni sanki qondarma erməni soyqırımı layihəsi ilə təhdid edirmiş kimi nəhayət bugün 296 sayılı qətnamənin qəbul etməsi Türkiyəni narahat edib desək, yəni haqlı narahat edib. Çünki tarixdə olmayan bir şeyi, yəni qondarma erməni soyqırımını tanıması Amerika Birləşmiş Ştatlarını bir növ Türkiyə üçün həm də belə deyək, siyasi təhdid vasitəsi kimi qəbul edilirdi ki, bu barədə az sonra danışacağıq, az sonra deməli həm də danışacağımız məqam ondan ibarət olacaq ki, Nümayəndələr Palatasının qəbul etdiyi sanksiyalar layihəsi hansı istiqamətdə özünü daha çox göstərə bilər və bunların hamısının baş verməsinə səbəb nə oldu? Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da dedi, Barış Pınarı hərəkatını həyata keçirdik bəzi dövlətlərin, təbii ki xüsusilə Qərb dövlətlərinin oyununu pozmuş olduq. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasından da görünür və ümumiyyətlə Nümayəndələr Palatası da bildirmişdi ki, Barış Pınarı hərəkatına görə bu cür sanksiyalar tətbiq olunacaq Türkiyəyə. Və ümumiyyətlə, Barış Pınarı hərəkatı, qeyd edim ki, 9 oktyabr tarixində başladı. 17 oktyabr tarixində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyə arasında 13 maddəlik səhv eləmirəmsə bir razılaşma əldə olundu və həmin razılaşmaya görə Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyəyə qarşı sanksiyalar qəbul etməyəcəkdir. Gəlin öncə baxaq, Barış Pınarı hərəkatı çərçivəsində Türkiyə hansı uğurlara imza atdı? Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu barədə danışıb. Kahraman askerlerimiz ve Suriye milli ordusu mensubu Suriyeli kardeşlerimiz neredeyse birkaç saat içinde harekat sınırı olan o 30 kilometrelik derinliğe indiler. Şu anda Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 kilometre kare alan içindeki 558 yerleşim birimini 900'ün üzerinde teröriste etkisiz hale getirerek temizlemiş durumdayız. Dolayısıyla Tel Abyad ve Rasulayn arası şu anda kontrol altında. Burada böyle bir durum söz konusu. Ama bizim için yeterli mi değil? Bunun için Tel Rifat'taki teröristlerden buranın temizlenmesi sözünü aldık ve şu an itibariyle bu teröristlerden temizlendiğine dair bize Rusya Federasyonu gerekli olan bilgileri veriyor. Yeterli mi? Yine değil. Münbiş'ten de YPG'yi temizleme sözünü aldık. Onun için de temizledik diyorlar. Tabii silahlı kuvvetlerimiz bunun da takibi içinde. Yeter mi? Yine yetmez. Bizim için bir diğer önemli adım da özellikle tabii Tel Rifat ve Tel Rifat'ın batısına doğru gidiyoruz. Bugünkü adıyla Kobani, işte eski adıyla Aynel Arab. Buranın da teröristlerden boşaltılması, kontrolümüzün altına girmesi lazım.
İndi bütün diqqət yönəlib 13 noyabr tarixinə. Deməli, bu tarixdə nə baş verəcəkdir və ya baş verəcək? Nəyə görə qeyri-müəyyən zamanda danışıram? Ona görə ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan az öncə etdiyi açıqlamada bildirib ki, 13 noyabr tarixində deməli, Türkiyə Prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına edəcəyi səfər hələ ki, sual altındadır. Və Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, hələ qərar vermədim, sual işarəsi var. Bu barədə də deməli, istəyirəm elə qonağımızla müzakirələrimizi aparaq. İrfan Sapmaz, beynəlxalq siyasi məsələləri araşdıran araşdırmaçı jurnalist. İrfan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mərhaba. Siz nə düşünürsünüz? Gündəmi izləyirsiniz araşdırmaçı jurnalist olaraq. Gəlin, öncə başlayaq qondarma erməni soyqırımını özündə, belə deyək, bağlayan qətnamənin qəbul edilməsindən. Evet, aslında Türkiye ve Türk dünyası buna alıştı. Hemen hemen her sene 24 Nisan'da biliyorsunuz Ermeni, Azerbaycan Türkçesiyle gondarma, Türkiye, Anadolu Türkçesiyle de sözde Ermeni soykırımı iddiaları sürekli Amerika Birleşik Devletleri tarafından gündeme getirilir ve Türkiye üzerinde bir baskı, bir tazyik oluşturulmaya çalışılır. Bu da özellikle de 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümüne denk getirildi ve bir mesaj verildi, açık bir mesaj verildi. Yani siz bizim Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında imzalanan Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı siz uygulamak istemediniz. Rusya Federasyonu ile Soçi'de Putin'le bir araya geldiniz ve biz bunu kabullenmiyoruz. Türkiye'nin Rusya ile bu kadar ikili ilişkiye girmesini kabullenmiyoruz. Mesajı verildi. Açık ve net, zaten herkes bunun farkında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da biliyorsunuz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı. En önemli mesajlarını verdi. Bu mesajlardan biri de senin de söylediğin gibi biraz önce 13 Kasım'da önümüzdeki ay 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan ikili görüşmenin, yani Trump'la Erdoğan arasında gerçekleşmesi beklenen ikili görüşmenin olmayacağı yönünde bir mesaj verdi Erdoğan. Şayet Amerika'nın bu yöndeki baskıları devam ederse Recep Tayyip Erdoğan gitmeyebilir. Peki ne oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde? Temsilciler Meclisi'nde, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde bir karar alındı ve bu kararla birlikte yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Daha sonra biliyorsunuz bu kongreye, senatoya gidecek. Ancak tabii bildiğiniz gibi Beyaz Saray'la da, yani Trump yönetimiyle de Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devleti olarak adlandırdığımız Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ya da Temsilciler Meclisi içerisindeki bazı gruplarla Türkiye konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konusunda görüş ayrılıkları var. Bu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bu yasa tasarısına aslında Trump çok sıcak bakmıyor. Çünkü önümüzdeki ay çok önemli bir görüşme var. Türkiye, Amerika için çok önemli, bölgede çok önemli bir müttefiki. O açıdan şimdi tüm gözler bu görüşmeye çevrilmiş durumda. Ancak kısaca ben Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bu yasa tasarısı ile ilgili bazı önemli notları aktarmak istiyorum. Bu yayına katılmadan önce Amerika'daki arkadaşlarımla görüştüm. Onlar şöyle diyor: 405 evet, 11 hayır oyu kabul edildi. Temsilciler Meclisi'ndeki 106 Türk dostluk grubu üyesinden sadece 4 kişi hayır demiş. Sadece 4 kişi. Bu hayır diyenler Andrew Kersin ve Rashide Talip, Filistin asıllı, maalesef bunlar evet demişler. Bir Müslüman Kongre üyesi İlhan Ömer var, biliyorsunuz, Somalili. Filistin asıllı. Maalesef. Yani doğrudan da çok evet, büyük tersi. Evet, o da evet demiş. Ancak İlhan Ömer ve bununla birlikte başkan yardımcısı Pence'in kardeşi olan Kongre üyesi Greg Pence de hayır demiş. Toplam 4 kişi hayır demiş ama büyük çoğunluk evet demişler. Ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bu yasa tasarısı bundan sonra Türkiye'nin üzerinde bir kılıç gibi gezdirilmeye devam edilecek. Ancak Türkiye kararlı. Bu kararlılık meselesine ben biraz dokunmak istiyorum, değinmek istiyorum özellikle. Biliyorsunuz bundan önce Zeytin Dalı harekatı oldu. Afrin operasyonu oldu. Ben de işte o zaman Doğan Haber Ajansı'ndaydım. 66 gün boyunca bu operasyonu yerinde izledim. Suriye topraklarında izledim. Hep söylediğim bir söz vardı: Türkiye kararlılığını gösterirse bu operasyonda başarılı olacak. Biliyorsunuz o zamanlar Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'ya gelmiş, baskı uygulamıştı. Fırat
Zeytin Dalı harekatının yapılmamasını istemişti. Hatta 10-12 kilometreye kadar Türkiye'nin girmesine sıcak baktıklarını ve ancak Afrin merkeze yönelik bir harekatın olmasını istemediklerini söylemişti. Ben de bütün yayınlarımda, Suriye'de yaptığım bütün yayınlarımda Türkiye'nin bu durumda kararlılığını göstermesi gerekiyor demiştim. Ve Afrin harekatı 66 gün sonra, biliyorsunuz, Afrin merkeze girmiştik biz de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusuyla birlikte. Aynı bu kararlılık sözüne vurgu yapmak istiyorum. Fırat'ın doğusuna yönelik harekat başlamadan önce de CNN Türk Haber Koordinatörüydüm daha önce, biliyorsunuz. Şu anda yeni bir haber ajansını kurduk. Sağ Haber Ajansı. Orada çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. CNN Türk'teki yayınlarımızda da hep biz bu kararlılık vurgusu üzerinde durmuştuk. Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Türkiye'nin gerçekleştirmesi gerektiğini söylemiştik. Bazı arkadaşlarımız, Türkiye'de bazı Batı ve Amerika Birleşik Devletleri yanlısı bazı gazeteciler, arkadaşlarımız, hemkarlarımız, onlar hep işte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye baskı uygulayabilir, ekonomik ambargolar uygulayabilir demişti. Evet, sık sık bize Türkiye'ye yönelik ekonomik ambargolar uygulamak istediler. Bazı alanlarda uyguladılar. Bunlar sözdeydi. İşte İçişleri Bakanı'na, Savunma Bakanı'na, bazı bakanların Amerika Birleşik Devletleri'nde olmayan bankalarda olmayan paralarına yönelik bir ambargo uygulamıştı. El konulabileceğini bildirmişlerdi. Ancak Türkiye geri adım atmadı ve kararlılığını sürdürdü. Arkasından da malum sen de sınırdaydın bölgede. Bu arada geçmiş olsun diyorum sana. Sen de orada bir ölüm tehlikesi atlattın. Teşekkür ederim. Savaş muhabirliğinin biliyorsun böyle şeyleri var, cilveleri var. Ama dediğim gibi bölgeden sen de aktardın, sen de gördün. Türkiye'nin orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski adı Özgür Suriye Ordusu, yeni adıyla da Suriye Milli Ordusu'nun nasıl bir kararlılıkla Irak sınırından Fırat'ın doğusuna, yani Münbiç yakınlarına kadar toplamda 444 kilometre uzunluğu ve 32 kilometre derinliği olan bir bölgeye başlattığı harekatın nasıl başarılı olduğunu sen de gördün orada. İrfan Bey, bütün bu meselelerin, yani katnamenin kabul edilmesi, sanksiyonlar layihesinin kabul edilmesi fonunda Donald Trump sessizdi. Adeten tweetleriyle meşhur olan prezident her iki hiçbir açıklama vermeyip. Sizce bu ne mana verir? Aslında ben Trump'ı tüccar diye adlandırıyorum. Biliyorsunuz bir iş adamıydı Trump. Hatta Türkiye'de, İstanbul'da da Trump merkezi var. Dünyanın birçok yerinde. Trump tamamıyla Amerika'yı tüccar zihniyetiyle yönetiyor. Ona katılıyorum aslında. Yani Türkiye göz ardı edilemez. Türkiye bulunduğu bölgede 82 milyonluk dev bir ülke. Kafkaslar'da Azerbaycan'ıyla, Orta Doğu'da Türkmenistan'ıyla, Kırgızistan'ıyla, Kazakistan'ıyla, diğer Türk cumhuriyetleriyle toplamda 300 milyonluk bir Türk gücü. Ve Türkiye son derece önemli. NATO'nun çok önemli bir ittifakı. Trump bunları biliyor. Yani Türkiye'ye yönelik bu ambargoların alınmasının aslında Türkiye'yi güçlendireceğini de biliyor. İşte ben savunma sanayi, savaş muhabiri olarak savunma sanayiyi de çok yakından takip ediyorum. Kafkaslardan sonra işte Azerbaycan'da 12 yıl kaldım. Daha sonra 7 yılda Suudi Arabistan'a gittim. Bütün İslam ülkeleri ve Afrika'daki gelişmeleri takip ettim. Özellikle savunma fuarlarını çok yakından takip ettim. Silah sanayiyi çok yakından takip ediyorum. Ne kadar Türkiye üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılırsa Türkiye'nin bundan daha güçlü çıktığını ve çıkacağını çok iyi biliyor Trump aslında. Şu anda Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan silahların %70'ini Türkiye artık üretiyordu. Bu Fırat'ın doğusuna yönelik harekatta da, Barış Pınarı Harekatı'nda da artık %76'ya çıktı, yükseldi. İşte dün arşivimi karıştırırken 2007 yılında İsrail'e gitmişim. Tel Aviv'de o zamanlar İHA'lar yapılıyordu. İsrail'in ürettiği İHA'ları İsrail Türkiye'ye satmak istiyordu. Ben de TRT'ye gazeteci isimli programı yapıyordum. Arşivimde onu gördüm ben. O zamanlar İHA'ları bize satmak istiyorlardı ama şu anda biz İHA ve SİHA'ları dünyanın birçok ülkesine satıyoruz. Böylece Türkiye'nin, şuna getiriyorum sözü, yani Türkiye'yi ne kadar sıkıştırırsanız aslında çok iyi bu. Türkiye açısından da çok iyi. Onun için ben hep söylüyorum şunu. CNN Türk'teki haber merkezindeki toplantılarda arkadaşlara, bırakın Amerika Birleşik Devletleri, Batılı ülkeleri bize baskı yapsın. Çünkü tıpkı Kıbrıs Harekatı'nda, 1974 yılındaki Kıbrıs Harekatı'nda olduğu gibi. Onlar bize ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, Türkiye bundan daha güçlü çıkıyor. Aslında Türkiye bundan, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan çok iyi istifade ediyor. Ne yapıyor? O zaman biz içimize dönüyoruz, kendimize dönüyoruz. Ve kendi silah sanayimizi geliştiriyoruz. Şu anda da bildiğiniz gibi savunma sanayide Türkiye, dünya ülkeleri arasında 7. sırada. Trump bunu bildiği için çok fazla Türkiye'yi sıkıştırmak istemiyor. Bir de dediğim gibi bir anlamda tüccardır Trump.
ileriye dönük kendi ilişkilerine bakıyor. Kendi şirketlerinin, kendi gruplarının da ilişkilerine bakıyor. Recep Tayyip Erdoğan'la da bu anlamda çok kötü olmak istemiyor. O da zaman zaman biliyorsunuz çok sert çıkışlar yaptı Türkiye'ye yönelik. Ray Brunson meselesinde. Evet, Brunson meselesinde olduğu gibi bize çok ciddi baskılar uyguladı. O zaman CNN Türk'teydim ben. Daha sonra Türkiye serbest bıraktı ve arkasından işte bir takım hafif çaplı ambargolar gerçekleştirildi. İrfan Bey, umumiyetle Türkiye'nin bak bu cür müstakil siyaset yürütmesi böyle görürüm ki Gərb ölkələrini çok narahat edir. Bu bir növ həm də Türkiye'nin müstakil siyasetine bir təzyiqdir. Aslında çok doğru, çok doğru. Biz bunu bir Azerbaycan'da da gördük. Yani ben 1989 yılında işte Azerbaycan'a geldim. 1990-91, 2001-2002 yıllarına kadar Azerbaycan'da ilk bağımsızlığını ilan ettiğinde çok zor şartlar altında bağımsızlık mücadelesi verdi biliyorsunuz. İşte o zamanlar Sayın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev vardı. Ben de o dönem oradaydım. Ve Azerbaycan'da gördüğümüz o baskılar, o tazyikler tıpkı Türkiye'nin de üzerinde var. Yani Türkiye'nin bağımsız bir ülke olmasını hiç kimse istemiyor. O anlamda o kadar baskı var Türkiye üzerinde. Ama Türkiye bu konuda son derece kararlı. Fakat Türkiye 82 milyonluk bir ülke. Türkiye içerisinde çok çeşitli güçler var. Çok çeşitli kuvveler var. Türkiye işte hep batıdan ayrılıyor. Türkiye yüzünü doğuya döndü. Amerika'dan ve batıdan yüz çeviriyor gibi bir takım propagandalarla Türkiye'yi zayıflatmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye bu anlamda son derece kararlı bir şekilde yürüyor. Bunu hem biz Barış Pınarı Harekatı'nda son 100 yılda Türkiye'nin gerek Zeytin Dalı Harekatı'nda gerekse Barış Pınarı Harekatı'nda gösterdiği bu çaba gerçekten tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Umarım bundan sonra ben şuna da değinmek istiyorum. İşte yeni geldim Münbiç'ten. Sen Türkiye sınırındayken ben de Münbiç'e geçmiştim. Münbiç yakınlarına kadar gittik. Bir harekatın daha da büyüyeceği yönünde sinyaller ulaşmıştı. Ancak daha sonra Soçi'ye gidildi. Soçi anlaşmasıyla 150 saatlik bir süre tanındı. Dün gece saat 18'de döndü. Ama Barış Pınarı harekatı henüz tam anlamıyla sonuçlanmış diyemeyiz. Erdoğan bugün seni de dinlediğin gibi mecliste bunun mesajlarını verdi. Şayet tam anlamıyla bölgeden çekilmezlerse Türkiye bu Barış Pınarı harekatını devam ettirecek ve bölgedeki tüm aşiret liderleriyle görüştüm ben. Türkmen aşiret liderleriyle, Arap aşiret liderleriyle, Özgür Suriye Ordusu komutanlarıyla görüştüm. Onlarla birlikte zaten beraber hareket ediyorum bildiğin gibi. Onların hepsi kalplerinde şunu taşıyor. Eğer bunlar geri adım atmazlarsa biz ezer geçeriz. Rusya da zaten bu yönde bir açıklama yapmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ezer geçer diye. Onun için bu harekat devam edebilir. 444 kilometrelik alan, 32 kilometre derinliğinde tamamıyla büyük bir harekatla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçebilir. Onun için kritik günler yaşıyoruz. İrfan Bey, çok kısa bir cevap isterim sizden. Bu gerginlik, Birleşmiş Devletler'de Türkiye arasındaki gerginlik ne kadar devam edebilir? Çok kısa bir cevap. Yani bu devam edecek. Bunu sürekli biz bununla karşılaşacağız. Bir an önce de söylediğim gibi bu gerginliğin aslında devam etmesi Türkiye'ye çok yarıyor. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor. Onun için bu her zaman olacak. Türkiye üzerinde her zaman bir baskı oluşturacak. Ama artık bunların bir faydası olmuyor. Biliyorsunuz ekonomiyi vuracağız diyorlar. Açıklama yapıyorlar. İşte dolar bir anda 5.70'lerden 6'ya kadar fırladı. 6.76-80'e kadar geldi. Ama artık piyasa satın aldı deniyor bunu ekonomi dilinde. Artık piyasalarda çok fazla Amerika Birleşik Devletleri bizim üzerimizde olan baskılarını da ciddiye almıyor aslında. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da selam ve hürmetlerimi çatdırıyorum. Çok sağ olun. Bəli, bizimle bir başa bağlantıda İrfan Sapmazlı'ydı. Real TV'ni izlemeye de kalın.